Tunus'taki 3. günümüzden merhaba arkadaşlar. Yaklaşık Tunus merkeze 2 saat uzaklıkta bulunan El Cem kasabasına geldik. Burası 15 bin kişilik bir kasaba. Arkamda gördüğünüz bir Roma Kolezyumu değil, dünyanın en büyük 3. Kolezyumu olan Adrianus'un yaptığı, milattan sonra 3. yüzyılda Adrianus, Roma İmparatoru Adrianus'un yaptırdığı Kolezyum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz görkemli bir yerdeyiz. Şu anda heyecanlıyım çünkü ilk ikisini görmüştüm. Biri biliyorsunuz Roma'daki Kolezyum dünyanın en büyüğüydü. İkincisi Cabo'daydı yine İtalya'da. Üçüncüsü de yine 55 bin kişilik kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncüsü olan Kolezyum'dayız şu anda da. Gerçekten çok görkemli ve bayağı büyük bir eser. Buraya böyle fotoğraflara baktığı zaman herkes böyle bir kolezyum zannediyor ama burası Tunus'ta arkadaşlar. Tunus'ta en çok ziyaret edilen tarihi mekanlardan bir tanesi. Buraya 12 dinara yani 120 liraya giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi içeriye gireceğiz ve bu muhteşem eseri içeriden bakacağız. İşte şu anda Kolezyum'un tam ortasındayım arkadaşlar. Burası dediğim gibi dünyanın en büyük 3. Kolezyum'u. Şu anda bakın aşağı kısımlarda gladyatörlerin ve ondan sonraki dönemlerde sanatçıların inip bekledikleri performanslarını sergilemek için hazırlandığı yerler. Şu anda gördüğünüz gibi devasa Kolezyum'un bir kısmı zamana yıkılmış ama dünyanın en iyi korunmuş amfiteyatrolarından biri olduğu özelliğini de değiştirmiyor. Yani Adrianus'un yaptırdığı bu eserden bahsediyoruz. Roma İmparatorları Tunus'a çok akın yapmış. Burayı almaya çalışmış birçok kez. Ama sonunda aldıktan sonra Kartaca savaşlarından sonra artık burayı da eserlerini bırakmaya başlamış uzun yıllar sonra. Dünyanın en büyük su kemerlerini, en büyük tiyatrolarını buraya da inşa etmiş. Şu anda dediğim gibi gördüğünüz gibi gerçekten çok önemli bir yerdeyiz. Tunus'a gelmek için sebeplerden biri burası. Şimdi gezimize devam edeceğiz. Daha farklı yerler gördükçe de size eklemeye devam edeceğim. Şimdi bakın bu kısım Kolezyum'un arka tarafının yıkıldığı kısım. Şuraya görüyorsunuz burası yıkılmış. Aslında devamlı oradan gidiyor. Ama sonrasında da bu kısmı inşa etmişler. Her sene Ağustos ve Temmuz ayında burada dünya çaplı bir müzik ve senfoni festivali yapılıyor. Bu hiç değişmiyor yıllardır. O yüzden de insanlar burada oturup işte karşıda sahne kurularak bu güzel etkinliğin keyfini çıkarıyorlar. Böyle binlerce yıllık bir tarihi olan Kolezyum'da. Gerçekten çok özel bir yer. Bir yere daha tık atmanın heyecanı içindeyim şu anda. Şimdi biraz daha bakacağım. Hani daha farklı size ne anlatabilirim burasıyla ilgili. Ama ondan sonra artık yavaş yavaş Tunus'un sahra kısmına doğru yolculuğumuza başlayacağız. Şimdi bu gördüğünüz kısım arkadaşlar Kolezyum'un alt kısmı. Burada vahşi hayvanları burada tutuyorlar. İşte biliyorsunuz ki gladyatörler yeri geldiği zaman aslanlarla ya da kaplanlarla da savaşıyorlar. Onların bekletildiği, işte su içirildiği mesela kanallar burası. Buradan sonra yukarıya taşınıyor. Az önce size yukarıda anlattığım kısım alt kısmındayız. İki tane tünelle buraya iniyorsunuz. İşte diğer yerlerde yine gladyatörler bekliyorlarmış. Şu anda Roma'da bu kadar aşağılara inemiyorsunuz bu arada. Ama bu Kolezyum'un her yerine girebiliyorsunuz. Güzel kısım da bu zaten. Şimdi günümüzde de örneğini gördüğümüz üzere karşıda gördüğünüz ilk kat, şu gördüğünüz katta kral ve kraliçelerin ve onun ailesi de oturuyorlar. Bir arkasında artık böyle aristokratların yeri. Komutanlar, zenginler, valiler, komutanların yeri. En üstte de artık fakirler bizler için yer arkadaşlar. Onların oturup izlediği yerler o. Ha kombine falan alanlar varsa bilmiyorum ama şurası gördüğünüz gibi o işte Caesar'ın şunun bunun bir halkı selamladığı, ekmek attığı, yemek attığı yer. Yolun devamını develerle yapacağız. Sana doğru geleceğim. Hı? Küçük bir deve. Bak bak bak. Ay. Roma işi. Şimdi böyle bir yerde durduk. Burası Matmata arkadaşlar. Burada bir teras yeri var. Şimdi bir berberi köyüne giderken yolda durduk. Buradan bir yukarı çıkmamızı istediler. Böyle bir etrafa bir bakım dediler. Karşımızda çöle doğru giderken işte böyle bir devasa bir alan var. Bütün manzarayı görebileceğiniz ne kadar çorak topraklar olacağını buradan anlayabiliyorsunuz. Bakalım bizi ne karşılıyor. Şurada zaten böyle Arapça yazılar da var. Matmata. Matmata. Öyle doğru söyleyelim. Uçsuz bucaksız bir yer. Toprakları göreceğiniz bir yere geldik arkadaşlar bakın.
Şimdi arkadaşlar Matbaha bölgesine geldik. Burası Berberlerin yaşadığı bir bölge. Nüfusun yaklaşık %1'ini Berberler oluşturuyor. Tunus nüfusundan bahsediyorum. Ve onlar da bu gördüğünüz yumuşak konulu kayaçlarda mağaralar açarak yaşamaya devam ettiriyorlar. Günümüzde pek çoğu artık restoran ya da işte böyle girip yolda durup da dinlenebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz yerler olarak da hizmet veriyor. Arkamda gördüğünüz bu mekanda da işte biz öğle yemeğimizi yiyeceğiz bugün ve kendi geleneklerini de yakından görme imkanı yaşayacağız. Şimdi içeri girelim bakalım bu güzel evde neler var. Şimdi böyle bir dokuma mağarasından sonra, dokumanın yapıldığı bir mağaradan sonra bizi şu şekilde bir avlu karşılıyor arkadaşlar. Bu avluların her bir odasında farklı ürünler ya da farklı amaçlarla hizmet veriyor. Yukarıdan da az önce çıkıp, birazdan çıkıp oradan da görüntüyü çekmeye çalışacağım. Şu anda bakın her bir odayı da, her bir mağarayı diyelim aslında. Hani böyle süslemişler, isteyenler görüntü çekiyor. Bakın mesela burada buğday, bulgur var sanırım orada. Onun değirim, küçük bir değirmen var. Öğütülmesiyle ilgili bir şey gösteriyor. Şurada başka bir şey var. Yukarıda kilerler. Aşağıda da işte yemek yiyeceğiniz yerler var. Şimdi artık yemeğimize geçelim. Burası da mutfağı. Berber evinin. Gördüğünüz gibi küplerde bütün artık ürünler saklanıyor. Tereyağlar, ballar, sebzeler böyle küplerde saklanarak bozulması engelleniyor. Burada da ablamların küçük bir mutfağı var. Evet, soslar dolduruluyor şimdi burada. Bence bunları doldurmuşlar işte. Şunlarda ya zeytinyağı var ya bal var ya tereyağı var. Aha, küplerde. Ondan sonra şuraya bakalım. Ablam size kuskus hazırlayacaklar. Onun domates sosunu yapıyoruz. Sos. Tomates sos. Kufor kuskus. Kuskus. Ha, okey. Yanlış bilgi almışız. Domates sosu var. Sos domates. Ekmek batır yeriz abi. Daha iyi. Burada da ablamız buranın kendi ekmeği olan. What was the name? The name of this? What's this? Hops. Ha, hops. Ha, Fas'ta da hops derler arkadaşlar. Hops ekmeğini yapıyor burada. Hummus. Hummus. Diğer adada da burada güzel bakın ya, çay yapıyor burada şimdi ablamız çay. Burada. Çay. İşte burada küçük ocaklarda pişiriyorlar. Tabii artık devir değişti. Tüp başlamış burada. Eskiden ateşler üzerinde yapıldı hopslar. İşte böyle içeride küçük küçük böyle eski otantik eşyalar da mağaralara döşüyor. Burası tabii ki bir 120 yıllık bir ev olduğunu söylemiştik ama artık turizme kazandırılmış yerlerden bir tanesi. Şimdi burada su ihtiyacı da kuyulardan sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi ben daldırdım. Bakın görüyorsunuz tertemiz bir su. Çok israf etmeyelim, göstereyim. Aşağıdaki kuyudan da suları çekerek kullanıyorlar. Bunu çıkaralım artık. Okey. Yandaki patikadan hemen buraya çıktık arkadaşlar. Yukarıdan da bu evi görmenizi istedim. Bakın nüfusu, Tunus nüfusunun %1'ine yakın bir Berberi nüfusu var. Ve bu bir %1 de Matmata adı verilen bölgede yaşıyorlar. Bu şekilde de Berberi evlerinde kalıyorlar. Kimisi turizme kazandırılmış, kimisi farklı amaçlar için kullanılıyor. Böyle yumuşak kayaların içerisinde mağaralar açılarak evler ve bunları birbirine bağlayan odalardan oluşuyor. Böyle yumurtalı bir menemen var aslında. Böyle ton balığı, zeytin ve bazı sebzelerle bir yemek var. Burada ton balığı ve yine bir sos var. Harissa sos olabilir. Yerel zeytinyağı ve içeceklerle birlikte şöyle bir masa hazırlanmış bize. Star Wars köyüne doğru giderken arkadaşlar çok acayip bir manzarayla karşı karşıyayız. Şu anda karşımızda gördüğünüz yer Tujan. Burası bir Berberi köyü. Bu bölgedeki en büyük köylerden bir tanesi. Yüksek bir tepeye de çıkarak artık buranın böyle bir manzaranın keyfini çıkaracağız. Bir Berberi köyünü izleyeceğiz. Böyle çok fazla tesis bulamıyorsunuz. O yüzden bulduğunuz zaman da durup hem böyle çay kahve içip hem de manzarayı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Matavah kasabasına geldik. Burası çöle giden kapı olması dışında Star Wars'un platolarından bir tanesi olarak kullanılan bir yer. Şu anda bulunduğumuz yerde 1977-78 yılındaki birinci bölümün çekildiği platolardan bir tanesi. Şu anda böyle şirin bir kafe olarak da hizmet veriyor.
Buraya geldiğiniz zaman filmde kullanılan bazı ekipmanları, filmden sahneleri görebileceğiniz böyle fotoğrafları, bir de bazı canlandırmaları görebiliyorsunuz. Star Wars aşıkları bu sahne, burayı çok iyi hatırlar diye düşünüyorum. Ben hatırlıyorum mesela o filmi izlediğim zaman bir anda gözüme canlandı. Böyle söyledikleri zaman Fast'taki gibi stüdyolar bekledim ama şu anda gördüğünüz gibi aslında çok mütevazi küçük bir yerdeyiz. Bir de burada arkadaşlarımız gibi keyif yapabileceğiniz bir barı da var. Oturup içeceğinizi içip buranın ambiyansını yaşayabilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Kısar Gihalda'ya geldik. Burası termal suyuyla ünlü. Çölün ortasında bir vaha resmen. Hani böyle çölde bir vaha bu cümlesini burası gerçekten destekliyor. Bakın şu gördüğünüz iki tane küçük havuzda yaklaşık 27 ile 30 derece arasında bir sıcak suyu var. Hava ne kadar soğuk olursa olsun buraya gelip yüzebiliyorsunuz. Ondan sonra buraya gelip ücretsiz bir şekilde girip yüzüp kenardaki kafe ve restoranlarda yeme içme de yapabilirsiniz. Burası aynı zamanda rally merkezi. Her sene burada düzenli rally'ler de yapılıyor. Offroad'lar yapılıyor. Ve zaten girdiğiniz zaman birçok ATV yarışını da ya da ATV'de de kiralayarak bölgede gezebiliyorsunuz. Buradan sonra artık çöl başlayacak. Çöle de develerle gezeceğiz zaten. İlk önce işte dediğim gibi buraya geldik. Bu termal suya girdik. Biraz yüzdük. Birazdan görüntüleri göreceksiniz. Ondan sonra da artık çöle doğru devam edeceğiz. Yaklaşık Tunus'taki en son kaldığımız Matmalat'tan 1,5 saat uzaklıkta olduğunu tekrar söyleyeyim. Yani araç kiralamadan ya da rehberle buraya ya da bir turla gelmeden buralara gelmek zor. Öyle bir toplu taşıma zaten yok. Çölün ortasında kilometrelerce gidiyorsunuz. O yüzden gelip de böyle yerleri kaçırmayın diyorum. Artık bakalım bir sonraki nokta neresi olacak. Gördüğünüz gibi çölde bir vaha gibi deyiminin gerçekten ya da atı sözünün bir karşılığındayız. Çünkü yol boyunca o kadar kurak arazilerden geçtik ki sonunda geldiğimizde şöyle 27-28 derece sülfür kokan bir termal suyunu görüyorsunuz ve etrafında hurma ağaçları bayağı bir farklı farklı ağaçlarla donanmış. İşte ben de her bulduğum suya girme hastalığıma burada da devam ettim ve çok şükür Sahra'da termale girdim. Artık buradan sonra güzel bir gün batımını izlemek için çöle doğru devam edeceğiz. Berkancığım ve Ender'cim burası nasıl yerler ya? Nasıl yerler buralar ya? Yani güzel mi? Romatizmanız mı var? Yaşlı mısınız? İşte sorunlarınız mı var? Geliyorsunuz, dalıyorsunuz suya, genç olun. Öyle mi oluyor? Gençleşiyor muyuz? Evet, şimdi arkadaşlar çölde gelmişken ilk önce develerden önce 4x araçlarla şu gördüğünüz gibi araçlarla bir palmiye ve hurma ağaçları arasında tura çıkacağız. Saçım ıslak olduğu için hasta olmak için ancak bunu takabildim, kusura bakmayın. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Çok güzel görüntüler gelecek. Bakalım nasıl bir deneyim yaşayacağız. Dilerseniz buraya geldiğinizde bu tarz çadırlarda da kalabiliyorsunuz. Öyle çok lüks aramayın tabii ki. Hani çölde çadırda da kalmak istiyorum. İşte bedevi çadırlar olmasa da böyle biraz daha modern çadırlar yapmışlar. Yine dediğim gibi hurma ağaçlarının altında. Böyle güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Şimdi yine gelişiyoruz. Bakın döndürüyorum. Şimdi buraya gireceğiz. Evet şu
Şu anda Dün adı verilen çöle geldik. Burası artık Sahra Çölü'nün en önemli kısımlarından bir tanesi. Biz akşam buraları gün batımında artık deve turu yapacağız ama burayı da bir göstermek istedim size. Gün içinde nasıl ışık olduğunu. Yaz aylarında inanılmaz sıcak olduğu için bu aylarda ancak gelebilirsiniz. Öbür zamanlarda ya gün doğumunda ya gün batımında gelmeniz lazım. Biz ikisini de yapacağız. Şimdi artık buranın keyfini çıkardıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çölde bir öğle yemeği yiyeceğiz. Böyle güzel bir çadırda, bedevi çadırında. Birazdan ne geleceğini biz de merak ediyoruz. Şu masada oturacağız, hep beraber yiyeceğiz. Burada amcamız bakın. Aha, kumda hemen ekmeği yapacak. Arkadaşlar şu anda hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bu gördüğünüz küllerin altında ve kumun altında ekmek var. Berberilerin geleneğinde bir parçası bu. Böyle eski koşullar artık onu mu gerektirdi bilmiyorum ama normal ekmeklerini açtıktan sonra kumların arasında bir yer açıyorlar. Sonra üzerine kumla külle kaplıyorlar. Bir 10 dakika böyle pişiyor. Ondan sonra ekmek hazır olunca da afiyetle yiyorlar. Biz de merakla bekliyoruz sonucu. O yüzden herkes böyle duruyor. Evet, şimdi ekmeklerimiz geldi. Böyle Şeyma'cığım bir gösterir misin? Ne güzelmiş şöyle. Şöyle göstereyim. Sepetimiz bu şekilde, renkli. İşimiz bitince şey yapsak mı? Çok şirinmiş. Çok şirin değil mi? Kesinlikle evde böyle bir şey isterdim ben de. Güzelmiş. Kamp çadırlarının olduğu kısmı göstereceğim. İsterseniz buraya gelip böyle yerlerde kalabiliyorsunuz. Çok büyük, dediğim gibi lüks beklemeyin. İçeride bir yatak. Böyle işte. Küçük bir masa. Ve bu sabırsız 3 kişilik bir oda. Bu şekilde de kalabiliyorsunuz. Gecelik 1000 lira arkadaşlar kişi başı. Ve akşam yemeği de dahil. Ya da böyle biraz daha kerpiçten yapılmış evlerde de kalabilirsiniz. Bakın bunlar biraz daha düzenli. Kendine ait böyle banyoları ve tuvaletleri var. Ve böyle bir odada kalıyorsunuz. Yani Fas'la kıyasladığım zaman bayağı geride. Ama Tunus için ya da böyle bir ortamda böyle bir deneyimi yaşamak isteyenler için bence denenmesi gereken deneyimlerden bir tanesi. Selam. Selam burada. Melis. Bir saat bakalım Sahra Çölü'nde develerle gün batımı. Evet, senin adın ne? Okey. Kimse çok ağırlık yapmıyor diye düşünüyorum ama benim devem biraz küçük. Arkadaşlar şimdi Tunus'ta deve turuna katılıyoruz. Şu anda bütün develerimize gidiyoruz. Biraz yanımda da bir tane daha deve var. Ayağımı ısırmasın diye bekliyorum. 30 dinar arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat. Bir saatlik uçuş. Yaklaşık 1 saat boyunca arkadaşlar gideceğiz böyle develerle. Yolun bundan sonrasında develerle devam ediyoruz arkadaşlar. Ceyma. Diyorum ki benim deve sana çok yakın. Dikkat et. Burada da var bir tane. İki tarafta da var. Her an bacağımı birisi alacak. Ben böyle Moğolistan'da giderken onunla benim ayağımı kapmaya çalışıyor. Evet, dediğim gibi 30 dinar arkadaşlar. 1 saatlik bir yolculukla Sahra Çölü'nde turumuzu yapacağız. Şimdi artık gün batımının keyfini çıkaracağız. Evet, sağımda ve solumda 2 tane var. Her an ayağımı kapacaklar diye korkuyorum. Ender! İyi misin? Evet, deveye ilk defa binenler burada mı? Kimler ilk defa bindi? Benim 2-3'tür ya. Benim de olmuştur. Olmuştur. Helen sen ilk defa değil mi? Evet. 1971'den Muş'tan girdiğimizden beridir ilk defa deveye biniyoruz. Biz atlara binerdik değil mi? Evet, ilk defa binenler için şöyle bir uyarı yapayım. Uzun süre sonra bacaklarınız ağrıyacak. Hatta şunu sorguluyoruz. Nasıl eskiden böyle 6 ay boyunca hacca kadar sürmüşler. Gerçekten bayağı zor bir olay. Evet, şimdi durduk amcamızla birlikte. Ali amca. Ali. Amca. Amca. Amca uncle. Ali amca ile birlikte şimdi gün batımı keyfi yapıyoruz şu anda. Bayağı da güzel bir yerdeyiz. Ama Fas'taki çölle tabii ki hiçbir şekilde kıyaslayamam. Yani Sahra'nın Fas kısmı daha güzel. Fas'ın Sahra kısmı daha güzel. Çok keyifli. Amcamızın neşesi çok iyi ya. Şöyle biraz durduktan sonra artık geri dönüş yoluna geçeceğiz.